Sevgili seyirciler, elde ettiğimiz her nimeti duyabilmek, şükredebilmek bir duruş ve duyuş işidir. Nimet içinde nimeti vereni düşünmek, miktarı ve mahiyetine bakmaksızın sürekli bir mutluluk ve şükür kaynağı olur sahibi için. Ayrıca her nimeti yokluğuna veya daha az olanına göre değerlendirebilen, duyarlı bir vicdan içinde ele geçen her şeyde şükre uzanan bir köprü vardır. Hiçbir şeyi var etme kabiliyetinde olmayan insanoğlu, eğer verilen ve takdir edilen nimetler için kıymet ölçüsünü kendisi olarak bellerse, artık cihanları elde etse de, bir karın doyumluk rızık bulsa bile sürekli mızmızlık içinde olur. Nimete tavır alan nankör olur, zalim olur. Dünya kurulduğundan bu yana da hiçbir nankör ve zalim iflah olmamıştır. Ama peşin olarak buralarda ama kısa bir ertelemeyle ötelerdi. Sevgili seyirciler, bu bölümde seyredeceğimiz ibretli hikayeyi bizlere Mardin Midyat'tan Halime Acar göndermiş. Düşünelim, ibret alalım niyetiyle. Buyurun. Ne o Haydar? Oyuncakçı mı açacaksın? Bütün kasabayı toplayıp getirmişsin. Hepsi oğluma. Bunlar daha bir şey değil. Daha ben ona neler alacağım neler. 10 tane kasaba kurban olsun ona be. Ya oğlum, oğlumdan başka muhabbet bilmez oldun ya. İyi tamam tamam, Allah bağışlasın. Ben 7 yıl bekledim çocuğum olsun diye Nusret. Bir de üstüne oğlan oldu. Ben oğlum demeyeyim de kim desin he? Doğru. Aslanlar gibi olacak. O bir kükredi mi yeri göğü inletecek be. Allah sağlık versin Haydar, ne diyeyim. Hayırlısı. Oğlumla şöyle bir kahvenin önünden geçtik miydi? Ses soluk kalmayacak burada. O zaman görün siz. İnşallah Haydar. Hadi bana eyvallah. Güle güle. Hadi, güle güle. Güle güle. Güle olsun. Çorba yapacaktım, unutuvermişim. Haydar gelir şimdi. Yemek hazır olmazsa kıyameti koparır. Telaş etme kızım. Ben yaptım çorbayı. Sağ ol ana. Abdullah. Ah sen bıcı bıcı mı yaptın güzel oğlum? Bıcı bıcı mı yaptın sen? Bu çocuk niye hiç konuşmuyor ana? Neredeymiş benim aslan oğlum? Bak bak bak. Aa, bak, bak, bunlar bak, ne bak, böyle? Aa. Gel. Hadi bakalım. Oğluma oyuncaklar aldım. En pahalılarını hem de. Ben oğlumu öyle telden, samandan şeylerle oynatır mıyım hiç? En güzellerinden aldım. Çocuk daha ikisini doldurmadı. Nasıl oynayacak bunlarla? Oynar benim oğlum. Başka çocuklara benzemez o. Hadi bakayım Abdullah. Baba de. Baba. Baba. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum söyle de görsünler. Haydar. Şimdiye kadar konuşması lazımdı bu çocuğun. Bir rahatsızlığı mı var diye konuşuyorduk biz de. Nesi olacak canım? Soposu olan benim oğlum. Hadi. O zaman niye hiçbir şey konuşmuyor hala? Canım çok sıkılıyor. Bir doktora göstersek. Ya ne doktoru? Duyan da bir şey zannedecek. Konuşur konuşur merak etme. Şimdi bekliyor ama bir konuştu mu tam konuşacak. Değil mi aslan porçası? Hı? Güzelim. Oğlum bir kez gidip gösterin. İçimiz rahatlamış olur hiç değilse. Bunda zarar yok ya. Önümüzü kış tutalım oğlum. Ya bir şey varsa da geç kalırsak? Tamam tamam. Yarın gideriz. Boşuna masraf ettireceksiniz bana ama neyse. Oğlum baba de bakayım. De bakayım. Hadi bakayım Abdullah'cığım. Bir şey yok değil mi doktor? Kusura bakmayın, sizi de boşuna yorduk. Keşke boşuna olsaydı. Ama öyle değil ne yazık ki. Neden? Nesi var ki? Nasıl desem, çocuğunuzun bugüne kadar konuşmadığı gibi bundan sonra da konuşması söz konusu değil. Ne? Ne demek konuşamayacak? Bakın, ses tellerinde bir problem var. Onlara hükmetmesi ve doğru sesler çıkarabilmesi imkansız. Üzgünüm. Yani çocuğunuz dilsiz. Aman Allah'ım.
Olmaz öyle şey. İyi de niye? Çeşitli sebepler olabilir. Organik temelli bir şeydir. Yahut ana karnında doğru beslenememiştir. Veya gebelikte bir problem olmuştur. Kısacası bir sürü sebebi olabilir. Ama durum bu. Yapılacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Hayırdır Ayşe Ana? Bir derdin mi var? Aa, yok Nusret oğlum. Haydar çocuğu doktora götürdüydü de. Geç kaldılar, ona bakınıyorum. Merak etme. Minibüs gelmek üzere. Aha Nusret oğlum. Ocakta yemeğim var. Kusura bakma, oldu mu? Ne kusuru Ayşe Ana? Hadi hayırlı günler. Sana da oğlum, sana da. Nerede kaldılar acaba? İnşallah bir şey çıkmamıştır. Rezil ettin beni. Kepazet! Oğlum ne oluyor? Ne bu hiddetin? Daha ne olsun? Yıllar sonra bir çocuğum oldu diye seviniyordum. Meğer onun da dilsiz zormuş. Dur oğlum. Senin gibi kadın olmaz olsun. Mahvettin beni. Mahvettin. Benim elimden ne gelir ki Haydar? Dur oğlum. Kızın ne suçu var? Ne olursun yapma. Doktor dedi ana. Hamileyken olmuş bu iş. Dikkat etmedi. Kendine de çocuğa da iyi bakmadı. Sonunda da olan oldu. Çocuk dilsiz doğdu. Haydar. Ne yaparım ben şimdi ha? Ne derim hele güne ha? Yıkıl karşıma. Yapma. Yıkıl, yıkıl. Defol. Gözüm görmesin seni. Kızım dur, kızım. Bırak sen de çocuğu. Bırak şunu. Çek, kaybol. Çek. Ben de ne hayaller kuruyordum. Hepsi boşunaymış. Boşuna. Abdullah. Mustafa! Abdullah! Selami! Abdullah! Selami! Abdullah! Selami! Hasan! Selami! Hasan! Selami! Hasan! Hasan! Selami! Hasan! Selami! Sen de bağırsana Abdullah. Hadi ismini bağır bakalım. Bağıramaz ki. Hadi bağırsana Abdullah, hadi. Arkadaşlar yapmayın arkadaşlar. Abdullah hadi bağırsana. Hadi, yok, sen de bağır. Bağırsana. Sen de bağır. Hadi hadi bağır. Yapmayın. Hadi Abdullah. Bağırsana. Oğlum bu korkudan dilini yutmuş. Oğlum sen de bir denesene bakalım ne olacak. Dilsiz oğlum deneyemez ki. Yapamıyor işte dilsiz. Boş ver Abdullah, uyma sen bunlara. Yavaş opa yavaş, dağları inlettin dağları. Yapmayın arkadaşlar, lütfen yapmayın arkadaşlar. Lütfen, lütfen arkadaşlar yapmayın, lütfen. Hadi yakalayalım. Hadi yakalayalım. Hadi yakalayalım. Yapmayın arkadaşlar. Neden sizler? Utanmıyor musunuz arkadaşınızla dalga geçmeye? Hadi başka yerde oynayın. Rahat bırakın çocuğu. İyi misin yavrum sen? Gel şöyle. Görüyorsun arkadaş. Dereyi görmeden paçayı sıvarsan böyle olur. Zamanında oğlum var diye caka satıyordu. Şimdi adını bile almıyor ağzına. Öyle öyle. Ne olduğum değil, ne olacağım demeli. Haydar,
Yazık değil mi çocuğa böyle davranacağına? Bir sahip çift, bir koru. Ne yapayım ha? Ne yapayım? Ona baktıkça kendi kendime kahroluyorum. Bana yazık değil mi ha? Söyleyin, bana yazık değil mi? Üzülme Abdullah. Onlar terbiyesiz çocuklar. Babana mı kızdın? Ama babalara kızılmaz ki. Olsun. Senin de elinden başka şeyler geliyor. Bak. Bu senin bana yaptığın at. Babana da yap bunlardan bir tane. Aranız düzelir. Vallahi düzelir. Herkesin babası sever çocuğunu. Al şu kavalı da. Sporla Galatasaray'la sahamızda oynayacağız. Vallahi iki hafta ve Beşiktaş da kendi sahasında oynamıştı. Ne olduğunu gördük. Yani onun ne kadar büyük bir avantaj olduğu tartışılır. Yani böyle iki takımlar birbirleriyle oynatır zaman kendi sahasında veya karşı takımın sahasında oynamanın duyum ne oldu? Galatasaray Trabzonspor'u Trabzon'da yendi. Sen mi yaptın bunu? Yani bu takımların futbolları bu takımları... Ivır zıvır işleri bırak da sen nasıl konuşacaksın ona bak. Konuş da maskara olmaktan kurtul. Gel Abdullah. Sana Kur'an öğretmeye devam edeyim. Gel yavrum. Ana. Nereden anlıyorsun öğrendiğini? Tulumba gibi kafayı sallayıp duruyor işte. Nerede kalmış? Hevesini kırma çocuğun Haydar. Öğrenmeye çalışıyor çocuk. Ne olacak sanki? Hafız olup Kur'an mı okuyacak minberde? At gemle insan sözle idare olunur. Ne farkı var on üçlü duvarlardan? Aha. Onlar da öyle konuşamıyor işte. Abdullah, oğlum dur. Abdullah dur. Beğendi mi yaptığını? Ne suçu var şimdi çocuğun bunda? Doğru. Asıl suç sende zaten. Dilsiz bir çocuk doğurdum diye utanacağına karşıma geçmiş bir de akıl veriyorsun. Ne benim ne de çocuğumuzun suçu var. Asıl suç böyle akıllı bir oğlu olup da şükredeceği yerde şikayet edendi. Sen neler sayıklıyorsun be kadın. Şükür nimete olur. Taş olsa düştüğünde ses çıkarırdı. Bunda o da yok. İnsan evladına böyle der mi? Ne olursa olsun olmasa. Bırak ana ya. Ne hali varsa görsün. Adımızı taşıyacak olan dilsiz olacakmış meğer. Haydar, evladın o senin diyorum. Allah'ın verdiğine şükürsüzlük ya zulüm ya ölüm getirir. Etme bu ezayı artık. Yeter. Ya benim çektiklerim ana? Ya benim çektiklerim? Baksana şuna. Ölümü dirimi belli değil. Hay dilinden ölüm gelesice. Kötü ediyorsun oğul. Kalbini çok fena kırıyorsun çocuğun. Kemsöz sahibine dolanır. Dikkatli konuş oğul. Yeter. Ağlama kurban olayım. Gözyaşın içimi ateş gibi yakıyor. Hadi sil, sil gözünü oğlum. Baban gibi kemsözlü olup günah alacağına böyle tertemiz kalmak daha iyidir çocuğum. Oğlum. Yeah.
Hadi hayvanlar dağılıyor. Hadi lan hadi. Zımbırtma öyle. Bir işe yarıyorsun işte. Oo, Kemal nasılsın ya? Eyvallah. Köyü gezdiriyoruz. Demek çabucak büyüyüp sünnet olacak yaşa geldi ha? Korkuyor musun bakayım lan? Korkmuyorum amca. Sünnet olup erkek olacağım ben. Hay maşallah. Bülbül gibi şakıyor vallahi. Bülbül. Hadi görüşürüz. Eyvallah, eyvallah. Yorulmuştur kolların. Dinlen biraz be yavrum. Yorulan kollarım değil be ana. İçim yoruldu artık içim. Haydar'ın o hoyratlığı. Abdullah'ımın o bin ders söyleyen bakışları gözümün önüne geldikçe şu un gibi dağlanıyor yüreğim. Ah be kızım. Çektiklerine dağ olsa dayanmazdı. Keşke bir şey yapabilsem ama. Ne sözüm geçer ne lafımı dinler oldu. Benim çektiğim zerre dokunmaz da. Yavrum, o yaşıyla nasıl kaldırsın ana? Hangi baba oğluna bu kadar yüklenir? Dua edelim de Allah doğru yolu göstersin inşallah. Yoksa bu kadar zulmün sonu hayra çıkmaz. Amma kafa şişirdin he. Hayvanlara sahip çık. Ben geliyorum şimdi. Abdullah! Abdullah! Ne oldu lan? Ne oldu? Ölmüş bu. Ölmüş! Salak oğlan! Bir sahip çıkamadın hayvan. Dilsiz aptalsın. Bir hayvanı bile koruyamadın. Sen ne işe yararsın ha? Ne işe yararsın sen? Beceriksiz, dilsiz, uğursuz. Cevap versene. Dilini yiyip içmekten başka ne işe yarar senin? Dilsiz, yarım herif. Şu yılan seni soksaydı da kurtulsaydık bari. Dilsiz sersem. Gel buraya. Kaçma. Öldüreceğim seni. Dilsiz,
Abdullah. Abdullah. Bir şey mi var çocuğum? Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Nerede o baş belası? Nerede o? Haydar, dur. Gel bakayım buraya, baş belası. Haydar dur, Allah aşkına. Oğlum olacağım. Dur yapma. Haydar. Oğlum dur yapma. Bırak beni anne. Yapma. Hayvanları bıraktım. Göz göre göre yem etmiş yılanlara koyunu. Dur oğlum, tamam olan olmuş artık. Hay Allah'ım ya Rabbim. Haydar kurban olayım yapma ya. Bir koyun için değmez. Çocuğumdan daha mı değerli? Hep zaten siz şımartıyorsunuz bu dilsiz. Ne işe yarar bu evde ha? Böyle köyde gezip beni rezil etmekten, bön bön suratıma bakmaktan başka ne yapar ha? Oğlum ne olur çocuğum. Deme böyle şeyler ne olur. Yazık günah. Çocuğun ne suçu var? Ne günahı var? Günah mı? Hayvanın etini mundar et. Geriye kalan işte bu. Gözüm görmesin. Evden dışarı adımını atmak yok bundan sonra. Tamam kuzum, tamam. Geçti artık. Ağlama canım. Geçti artık. Ağlama canım, ağlama. Hay Allah, yapılacak şey mi bu şimdi? Tövbe tamam, tövbe. Çocuğum, evlat değil, taş doğurmuşum sanki. Ağlama yavrum, ağlama. Ağlama, ağlama. Canım yavrum benim. Salak oğlan! Bir sahip çıkamadın hayvan. Dilsiz aptalsın. Bir hayvanı bile koruyamadın. Sen ne işe yararsın ha? Ne işe yararsın sen? Beceriksiz, dilsiz. Hep zaten siz şımartıyorsunuz bu dilsiz. Ne işe yarar bu evde ha? Böyle köyde gezip beni rezil etmekten, bön bön suratıma bakmaktan başka ne yapar ha? Nereye gidiyorsun sen ha? Ne var onun içinde? Ne bunlar? Ha? Evden mi kaçıyorsun yoksa sen? Beni el aleme rezil ettiğin yetmedi mi ha? Çocuğunu evden kaçırttı diye sakız mı edeceğim benim milletin ağzına ha? Anlaşıldı. 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 Yürü bakayım. Yürü. Yürü lan. Yetti bu kadar sabrettiğim sana. Adam oldun da evden kaçmaya kalkıyorsun ha? Yürü. Yürü başımın belası yürü. Yürü bakayım. Yürü. Yürü bakayım şöyle. Gel bakayım. Geç. Dur şurada. Kımıldı mı? Rahat dur. Şimdi kaç da görelim bakalım nereye kaçacaksın. Rahat dur. Sabaha kadar kal da burada aklın başına gelsin. Ha, istersen seslen birilerine de kurtarsınlar seni. Belki anan duyar da çığlığını gelir ha. Buyur ana. Kızım, Hatice'ye bir baş salına gidelim olmaz mı? Olur ana. Rahmetli Vehbi amcanın az emeği geçmedi. Hı hı. Ben Abdullah'ı kaldırayım da çıkalım. Olur, hadi. Abdullah. Abdullah, hadi oğlum. Anne, Abdullah yok. Aa. Nasıl yok? Belki Haydar yanına almıştır giderken. Sabah ben geçirdim, yalnız gitti. Abdullah! Ana, bu çocuk kendine bir şey yapmış olmasın? Tövbe de kızım, o ne demek canım? Çocuk dayanamadı Haydar'ın ettiklerini en sonunda. Aman yarabbim. Dur dur, telaş etme hemen. Çıkıp bir arayalım hadi. Tamam. Allah'ım sen hayra çevir. Abdullah! 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 Abdullah neredesin oğlum? Oğlum! Abdullah! Abdullah! Abdullah!
Abdullah! Abdullah! Kızım, kızım bir de şu arka tarafa bak saklıyorum ha. Anne, istersen hiç ağzını açma. Şimdi kalbini kırıp da bir tatsızlık çıkarmasın. Yetti artık Dilek. Benim gözümün önünde ne seni ne de şu masum çocukcağızı ezebilir. Bundan sonra tek bir kelime bile konuşmayacak karşımda. Yetti artık, yetti canım. Güneşle kavuştu. Nerede kaldı bu? Hah, koyunlar da geliyor. Aa, sürü kendi kendine gelmiş ana. E Haydar nerede o zaman? Hiç bırakmaz da sürüyü. Bir şey mi oldu acaba? Allah Allah, hayırdır inşallah. Gidip bir bakalım. Hadi Abdullah, hadi. Şahin, sen de git ahırı kapat. Acele et. Tamam Dilek teyze. Hadi ya, hadi, hadi gidip bakalım. Hadi. Şahin. Şahin. Hadi yavrum. Hadi, hadi al bunları da ahıra hadi götür Şahin, tamam mı? Sen de götür kapat tamam. Bunları. Hadi Şahin. Hadi. Hadi ana. Kış. Kış. Ay buralardadır herhalde. Orada işte ana. Uyuyakalmış herhalde. Haydar. 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 Ha? Uyan oğlum uyan. Korkma Haydar, oğlum, korkma. Uyan. Haydar. Anne ne olmuş? Yılan dokmuş. Haydar. Aman Allah'ım Haydar. Bırak ana ya. Ne hali varsa görsün. Adımızı taşıyacak olan dilsiz olacakmış meğer. Haydar, evladın o senin diyorum. Allah'ın verdiğine şükürsüzlük ya zulüm ya ölüm getirir. Etme bu ezayı artık, yeter. Ya benim çektiklerim ana? Ya benim çektiklerim? Baksana şunu, ölümü dirimi belli değil. Hay dilinden ölüm gelesice. Dilsiz, uğursuz! Cevap versene. Dilin yiyip içmekten başka ne işe yarar senin? Dilsiz, yarım herif! Şu yılan seni soksaydı da kurtulsaydık bari!
Sevgili seyirciler, nimetler sağanak sağanak yağmaktadır adeta. Şükredilen her nimette katlanarak bollaşıp artmaktadır. Nimete şükür ve takdire kanaat çizgisinde kalanlar için de elde edilenler ayrı bir derinlik kazanmaktadır. Takdiri zorlayan istekler nimetin değerini küçültür. Kendi dar hafsalasıyla ilahi hikmeti sığıştıramaz aklına. Artık o insan için acı ve acıtıcı bir süreç başlamıştır. İbret alana olaylar ne kadar hikmetli ve şükredebilene nimetler ne kadar anlamlı.